NASA'da görev yapan çok ünlü bir fizikçi olan Ayşe, bir gün çok büyük bir buluşa imza atmadan dakikalar önce kendisinin en büyük rakibi tarafından dehşet verici bir şekilde öldürülmüştür. Bu cinayetin kimin tarafından işlendiğini bulmak için NASA'ya gelen dedektifler ilk olarak Ayşe'nin odasını incelemişler. Yaptıkları araştırmada bu bilim insanının ölmeden önce hesap makinesine 299-792-458 yazdığını görmüşler. Ellerindeki bu ipucunun farkına varan dedektifler, olay yaşandığı sırada orada bulunan 3 bilim adamını sorgulamaya karar vermiş. İlk şüpheli Mehmet o sırada evrim teorisi üzerinde yeni araştırmalar yaptığını, ikinci şüpheli Ali o sırada ışık hızı üzerinde çalışmalar yaptığını, son şüpheli Derya ise çok zorlu bir matematik denklemini çözdüğünü söylemiştir. Peki hesap makinesindeki ipucuna bakarak cinayeti kimin işlediğini bulabilir misin? Cinayeti işleyen kişi ikinci şüpheli olan Ali'dir. Çünkü Ayşe'nin hesap makinesine yazdığı sayı ışık hızının formülüdür. Bu üç bilim adamı arasından ışık hızıyla ilgilenen tek kişi Ali olduğu için cinayeti işleyen kişi o olmalıdır. Bir gün biyoloji dersi için araştırma yapmak üzere yakınlardaki bir ormana doğru yola çıktın. Sana verilen ödev için farklı böcek türlerini keşfetmen, onlar hakkında inceleme yapman gerekli. Ormana gittiğinde ormanda bulunan bir adamsa sana böcekler konusunda uzman olduğunu ve sana yardım edebileceğini söyledi. Ancak adamın kulübesine gidince onun aslında manyak bir katil olduğunu öğreniyorsun. Neyse ki bu adamdan kurtulman için önünde 3 tane kapı var. Fakat bu kapıların her biri ölümcül tuzaklarla dolu. İlk kapının ardında görünmez zehirli örümcekler, ikinci kapının ardında iğneleri kopmuş hastalıklı yüzlerce böcek bulunmakta. Son kapının ardındaysa yüzlerce öfkeli arı var. Peki oradan kurtulmak için hangi kapıyı seçmelisin? Korkunç kulübeden kurtulmak için ikinci kapıyı seçmelisin. Çünkü hastalıklı böceklerin iğneleri yoktur ve böylelikle ayakkabılarınla böcekleri ezer ve kapıdan çıkabilirsin. Sırada dünyanın en kısa IQ testinin soruları yer almakta. Bakalım 3 soruluk bu teste başarılı olabilecek misin? Bir tenis raketiyle topun toplam fiyatı 1.10 dolar. Raket toptan 1 dolar daha pahalı. Topun fiyatı nedir? Birçok kişi bu soruya hızlı bir şekilde 10 sent cevabını vermekte. Fakat bu IQ testinin cevabı 5 senttir. 5 adet makina 5 dakikada 5 adet alet üretebilmekte. 100 adet makina 100 adet aleti kaç dakikada üretir? Cevabı bulman için sana verdiğimiz süre başladı. Yine %95'lik kısım bu soruya 100 dakika yanıtını vermiştir. Fakat doğru cevap 5 dakikadır. Peki sen doğru cevabı veren azınlığa girebilmiş miydin? Bir gölün üzerinde zambak yaprağı var ve bu yaprak her gün bir önceki haline göre 2 kat daha fazla alan kaplayacak şekilde büyümekte. Yaprağın gölün bütün yüzeyini kaplaması 48 gün sürüyorsa gölün yarısını kaç günde kaplar? Yine çok fazla sayıda kişi bu soruya 24 gün diyerek yanlış cevabı vermiştir. Bu zorlu IQ testinin cevabı 47 gün olmalı. Bu 3 IQ testinden kaç tanesine doğru cevap verdiğini bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Gözlerinin keskinliğini test etmeye hazır mısın? Eğer kartal gibi gözlerin olduğunu düşünüyorsan bu sorular tam da sana göre. Bakalım ekranda bulunan lezzetli pastalardan hangisinin diğerlerinden farklı olduğunu bulabilecek misin? Diğerlerinden farklı olan pasta sol alt köşedeki pastadır.
Tavada pişmiş olan bu yumurta resimlerinden hangisi diğerlerinden farklı? Farklı olan yumurtayı bulman için sana verdiğimiz süre başladı. Diğerlerinden farklı olan yumurta, resmin tam ortasındaki yumurtadır. Gözlerini yormaya devam edelim. Bu resimde senden bir kez daha diğerlerinden farklı olan baykuşu göstermeni istiyoruz. Hazırsan süren başladı. Diğerlerinden farklı olan baykuş en sol sütunda yer almakta. Bu sorularsa senin matematik ve gözlem yeteneğini geliştirmek için hazırlandı. Bu bulmacadaki amacınsa resmin içerisindeki 777 sayısını açığa çıkartmak. Hadi bize 777 sayısının nerede olduğunu bul bakalım. ...777 sayısı en alt satırda bulunmakta. Gözlem yeteneğini sınamaya devam ediyoruz. Bu bulmacadaki amacınsa 88 sayısını ortaya çıkarmak. Hazırsan süre başladı. Resmin içerisindeki 88 sayısı 3. sırada yer almakta. Sadece en keskin gözlerin başarılı olabildiği bu resimde kırmızı noktaların arasında gizli bir harf bulunmakta. Peki bu harf hangi harftir? Süren başladı. Kırmızı noktaların içerisinde gizlenmiş olan harf F harfidir. Senden bu kez turuncu noktaların içerisine gizlenmiş olan harfi bulmanı istiyoruz. Gizli harfi bulman için süren başladı. Turuncu noktaların içerisine gizlenmiş olan harf H harfidir. Peki sen bu harfi bulabilmiş miydin? Ekranda üzerinde ardışık sayıların bulunduğu bu daireyi görebilirsin. Bakalım dairenin içerisinde eksik olan sayının kaç olduğunu bulabilecek misin? Dairenin içerisinde eksik olan sayı 23'tür. Üzerinde sayılar bulunan üçgenlerden oluşan bu yeşil dairede yanlış bir şeyler var. Bakalım dairenin içerisindeki eksik sayının kaç olduğunu bir kez daha bulabilecek misin? Dairenin içerisindeki eksik sayı 67. İlk bakışta tıpatıp birbirine benzeyen bu iki resim arasında da tek bir fark bulunmakta. Peki ama nerede? Resimler arasındaki tek farkı bulmanız için size verdiğimiz süre başladı. İki resim arasında yer alan tek fark oyuncağın üzerinde bulunan çıkartmadır. Sıradaki iki resim arasındaki tek farksa hemen göze çarpmakta ve eminiz siz o farkı buldunuz bile. İki resim arasında yer alan tek farkı senin için gösterdik. Şu an gördüğünüz bu resimde yerde 3 tane çocuk uyumakta. Ancak bu çocuklardan biri hayalet. Peki sen hayalet olan çocuğu bulabilir misin? Hayalet olan çocuğa yerdeki ayak izlerinden ulaşabiliriz. A ve B çocuklarının ayak izleri yataklarına doğru gitmekte. Ancak C çocuğunun ayak izi yatağa doğru gidiyor, sonra da yataktan uzaklaşıyor.
Bu da gerçek çocuğun yataktan kalkıp uzaklaştığı anlamına gelmekte. Ama buna rağmen yatakta uyuyan bir çocuk var. Buradan da yataktaki çocuğun aslında hayalet olduğunu anlayabiliriz. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.